Çin Seddi'nden günümüze Türklerin Avrupalılarla karşılaşması anlatıldı. Batı Platformu İstanbul Aydın Üniversitesi'nde tarih perspektifli Türkiye-Avrupa ilişkilerini masaya yatırdı. Esmedya Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti MKYK üyesi Ethem Sancak sempozyuma konuşmacı olarak katıldı. Sancak, Batı'nın Türklerden birçok şey öğrendiğini söyledi. Söylemiyorlar ama bizden çok şey öğrendiler aslında. Batı'nın üzerinde doğan Fuat Sezgin'in deyimiyle bir İslam güneşiydi. Ve onlar çok ustaca bir şekilde bundan yararlandılar. Ömer Hayyam'dan yararlandılar, Harezmi'den yararlandılar, İbn Sina'dan yararlandılar. Çok akıllı bir şekilde yararlandılar. Ethem Sancak, Batı'nın bir zamanlar yaptığını bizim yapmamız lazım diye konuştu. Ayağa kalkmaya çalıştık, bizi darbelerle perişan ettiler. Hiç olmazsa bu son ayağa kalkışımızda bir kendimize gelelim yani. Onlardan çok öğrenmemiz lazım. Onların bir zamanlar yaptıklarını bizim yapmamız lazım. Şimdi bilimin, fennin merkezi orası. Gerçi üretimin olduğu yerlerde bilim ve fen oluyor. Üretim, bilim ve fen arasında çok korelasyon çok güçlüdür. Ve öyle görülüyor ki artık insanlığın üretim havzaları yer değiştiriyor. Sancak, Batı'nın öğrenmesi gerekenler olduğunun da altını çizdi. Ama Batı da şunu görmeli. Artık bir büyük medeniyetin kılıcı olan, taşıyıcılar olan Türklerin oluşturduğu bu safhadaki güç kendine geldi. Ve eşit ilişki istiyor. Ortak olalım. Efendim bir stratejik ortağız. Peki hasılayı paylaşıyor muyuz? Hayır. Hasıla bana, kavga sana. Olmaz öyle şey. Şimdi birisi yok. Hayır kardeşim. Ortak olacaksak hasılayı bölüşeceğiz. Zaten öyle olmazsa ortaklık diye bir şey olmaz. Efendilik kölelik ilişkisi oluyor. Bugüne kadar bu toplum bunu sineğe çektirildi. Çekmedi de çektirildi. Darbelerle, şunlarla, bunlarla. Her ya biz de bir şey bu ortaklıktan bir şey edinelim dediğinde susturuldu. Ama artık bu toplum susmuyor. Ethem Sancak, Türk yetkililere ambargo uygulayan Batı'ya seslendi. Şimdi bakıyorum Hollandalılar bize kabadalık yapıyor. Yok bakanını almayız, yok bilmem ne yapmayız. Ya bu devran döner. Bu devran hep öyle olmamış. Ve dönüyor da çok şükür. Dönüyor da. Bunları uygun bir dille bence bu Avrupalı dostlarımıza, arkadaşlarımıza, entelektüellerimize anlatmalıyız. Kendileri bilir. Kendileri bilir yani. Biz bu ortaklıkta eşitlik prensibinden vazgeçmeyeceğiz hiçbir şekilde. Sempozyumun sonunda Ethem Sancak'a bir plaket takdim edildi.